Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Ben Burhan Uca. DKPYL, DHBT ve MBSTS alanlarında sizlerin yanınızdayız dedik ve fıkıh dersinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fıkıhta arkadaşlar sorunun geldi. Bir diğer başlıktayız dedik ya, modüler güzel bir şekilde işleyeceğiz. ÖSYM'nin dinine hakim olacağız. Fıkhın dönemlerindeyiz. Peygamber, sahabe, tabi'in, müştehit imamlar ve kavmlaştırma hareketleri, yani yeni dönem olarak 5 başlık içerisinde değerlendirilir. Bir tane soru vardır. O kısmı halledelim beraber. Peygamber dönemindeki olay nedir? Peygamberimiz kitap, sünnet, içtihat, örf. Kitaptan kasıt din kültürü ahlak bilgisi kitabı değil. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar. Sünnet, içtihat, örf peygamberimiz döneminde uygulanan kaynaklardır. Peki peygamberimiz nasıl bir yöntem izledi? Kolaylık ilkesi. 1. Tedricilik. 2. Aşama aşama ayetler iniyor ya. 3. Toplum maslahatının gözetimi. Ne dedik? İstisla. Mesali-i Mürsel'e hatırladınız mı? Oradaki bağlam burada karşımıza çıkar. Peki peygamber vefat ettikten sonra ne oldu? Sahabe döneminde arkadaşlar ikinci dönemde bazı gelişmeler oldu. Şunu unutmayın. Peygamberimiz hayattayken fıkıh, tefsir, hadis bunların hiçbiri yok. Bir sistematik yok. Çünkü sahabe ne yapıyor? Kafasına takılan soruyu sizin tıpkı Google'dan araştırmanız gibi bir benzetim kurabiliriz. Peygamberimize gelip soruyorlar. Ha diyorlar, tamam diyerek ayrılıyorlar. Bundan ötürü bir sistematik oluşmuyor. Bir eser yazımı oluşmuyor. Fakat sahabe döneminde artık gelişmeler başlayacak. İçtihat uygulandı. Hocam içtihat neydi? İçtihat, müştehit, hatırladınız mı? Burada arkadaşlar kişilerin ne yapması? Görüşlerini belirtmesi ve bunların tartışılması vesaire durumlar. Evet, sahabe bir içtihat yapacaksa Kur'an-ı Kerim'e uygunluğu esas aldı. Eğer Kur'an-ı Kerim'de çelişen bir durum varsa bunu gaddiyen dedik değil mi? İlga uygulamadı. Evet, istişare yapıldı ve özellikle ilk iki halife döneminde arkadaşlar istişare ön plandadır. Burada karşımıza çıkacak olan durum şudur. Şura Meclisi. Şura Meclisi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer döneminde oluşturulan bir meclis, istişare meclisidir. Burada arkadaşlar sahabenin kendi arasında görüşlere, fikirlere önem verdiğini görüyoruz. Şimdi isimlerden bahsedeceğim. Bunlar tefsirde de önemlidir. Fıkıhta da önemli isimler. Artık ekoller ortaya çıktı. Mekke, Medine, Kufe ekolleri. Mekke, fıkıh ekolünün kurucusu İbn Abbas. Medine, fıkıh ekolünün kurucusu Zeyd bin Sabit İbni Ömer. Kufe, fıkıh denince aklımıza gelecek isim İbni Mesud'dur arkadaşlar. Bunlar öğrenci, talebe yetiştirecek ve tabiün neslinde de yine bu isimlerin öğrencilerini 3 şehirde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Burada ÖSYM'nin soru yaptığı bazı bilgiler var. Şimdi buraya bir odaklanın ve buradaki bağlantıları analiz edelim. Fıkhın dönemlerinde arkadaşlar sahabe dönemindeki fıkıhta özellikle 4 halife dönemi uygulamaları karşımıza çıkar ki siyerde hatırlayacaksınız dedik ki Hazreti Ömer dönemindeki içtihatlar, buradaki uygulamalar sınav sorusu oldu dedik. Ve yine fıkıhta da benzer şekilde karşımıza çıkacak. Peki Hazreti Ebubekir ne yaptı? Bu dönemde arkadaşlar zekat vermek istemeyen insanlar oldu. Dinden dönen, ridde hareketlerini başlatan insanlar oldu. Bunlarla bir mücadele karşımıza çıkıyordu. Peki bir diğer unsur buradaki Hazreti Ömer döneminde. Mesela had cezası uygulanmadı kıtlık yıllarında. Teravih sınav sorusu oldu. Camilerde toplu bir şekilde kılınmaya başlandı. Ehli kitap hanımlarıyla normalde evlilik caiz. Aile hukukunda göreceğiz. Fakat Hazreti Ömer bazı idarecilerin evlenmesine izin vermeyecek. Çünkü orada hani şey vardır ya, tarih dersinde görmüşsünüzdür işte Türklerin Çinli prenslerle, prenseslerle evlenmesi vesaire mevzuları bir asimile durumu var. Benzer bir durumu ifade edecek. Irak toprakları denince benim aklıma Sevat arazisi gelir. Sevat arazisi sınav sorusu olmuştu ve burada orduya dağıtmayacaktı. Muta nikahını resmen yasaklayacak, tekrar bunu ifade edecek. Ve muallefe-i kulüp zekatla anlatacağım, bu uygulamaya son verecek. Gelelim Hazreti Osman'a. Hazreti Osman'da önemli bir nokta var. Buradaki bilgiler sınav sorusu oldu dedik arkadaşlar. Şimdi iyi izleyin. Hazreti Osman dönemiyle ilgili sorulmayan bir bilgi var burada. Şimdi Mescid-i Nebi değil mi? Peygamberimiz döneminde inşa edilen mescitte ezan okunduğunda cuma namazı bütün Medineliler toplanıyor ve Mescid-i Nebi'de kılınıyordu. Artık coğrafya genişlediği için Medine'nin uzağında olan insanlar da oluyordu. Bundan ötürü cuma günü dış ezan uygulamasını başlatacak Hazreti Osman. Yaz! Sınav sorusu. Bunu soracak ÖSYM. Devam ediyorum. Bir tane adam var. Bu adamın ilginç bir olayı var arkadaşlar. Artık karısından nasıl bıkmışsa. Adam ölümcül bir hastalığa yakalanıyor. Ölüm döşeğinde ölecek. Karısını boşuyor. Diyor ki seni boşadım. Hayda. Bu kadın da gidiyor Hazreti Osman'a bu durumu anlatıyor.
Diyor ki sırf mirastan pay vermemek için, mirastan beni men etmek için beni boşadı diyor. Hazreti Osman arkadaşlar burada ne yaptı? Kadının boşanma durumunu geçersiz saydı. Dedi ki sizin evliliğiniz devam ediyor. Ve mirastan pay verdi o kadına. Bilginiz olsun, buradaki durum o şekilde karşımıza çıkar. Bir diğer olay Hazreti Ali'dir. Toplum maslahatının gözetilmesini göreceğiz şimdi. O dönemde arkadaşlar bir sahabi gidiyor işte atıyorum bir marangoza, bir tüccara bir mal yapılması yönde şey veriyor işte para veriyor vesaire. Derken orada tüccarın elindeki mal zayi oluyor. Ve bu durumda Hazreti Ali'ye durum danışıldığında Hazreti Ali diyor ki burada sorumlu olan kişi esnaftır. Ne oldu hocam? İstisna hatırla. İstisna masahatı mürsele. Hatırladınız mı? Kamu yararının sağlanması, gördük mü? Buradan sorular çok geldi arkadaşlar. Hazreti Ömer döneminden işte Ridde'den vesaire sorular geldi. Yine Osman ve Ali döneminden de sahabe dönemindeki unsurlardan soru bekliyoruz. Peki bir diğer olay şu. ÖSYM bunu sınav sorusu yaptı. Sahabe her zaman görüş birliği içerisinde mi? Cevap hayır. Peki sahabenin görüş birliği içerisinde olmamasındaki sebepler neler? Şimdi bunu değerlendirelim beraber. Burada karşıma çıkan birinci nokta şu. Sahabenin ihtilaf sebepleri. Buna tarihte bir isim verilir. Tenevvü adı verilir. Tenevvü. Tenevvü dediğim olay sınav sorusu olur. Evet. Sahabenin ihtilaflarına tenevvü denir. Peki sebep ne? Arkadaşlar Hazreti Peygamber'i hayatı boyunca gören insanlar var. Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir gibi. Ama kısa bir dönem gören insanlar var. Yani bilgi birikim farklılığı var. Kur'an veya sünnette mana yönüyle farklı ayetler olabilir. Müteşabih ayetler, yorumlama farklılığı var. Her sahabenin zihin yapısı farklı. Değil mi? Bu tarz farklılıklardan ötürü sahabe döneminde ihtilaflar olabilir dedik. Bu ihtilaflar arkadaşlar tabiün neslinde karşımıza çıkacak. Bilginiz olsun. Buna da tenevvü adını veririz ve tenevvü buradaki gülümser ifadeyle beraber size sınavda gülümseyecek. Peki üçüncü nesle geçtik tabiine. Peygamberden sonraki ikinci nesildir arkadaşlar. Tabiün dönemi. Bir peygamber, iki sahabe, üç tabiün nesli. Tarihte Emevi dönemi olarak bilinir. Bu dönemde Muaviye'nin uyguladığı mevali politikası karşımıza çıkar. Bak iyi izle şimdi bak. Kitap Kur'an, sünnet peygamber, sahabe icması, sahabenin görüş birliği yapması şura ile beraber kaynaktır. Ve bir diğer olay, burayı kimse bilmez, sahabenin ihtilafı. Arkadaşlar sahabe tenevvü dedik, farklı düşüncelere sahip olabilir. Adam diyor ki sahabe farklı düşünceye sahipse, Kur'an ve Nas'la çelişmiyorsa biz bunu bir değerlendirelim. Belki işimize yarar. Mantığı yakaladık mı? Çünkü bir Hazreti Ali'nin aktaracağı bilgiyle Hazreti Peygamber'i yarım saat gören kişinin aktaracağı bilgi aynı değerde olur mu? Olmaz. Evet burada arkadaşlar peygamber döneminden sonra sahabe dönemiyle beraber ekollerin ortaya çıkmasından bahsetmiştik. Mekke, Medine, Kufe. Burada işte bahsettiğimiz isimler işte İbn Abbas, Mesud, Zeyd bin Sabit gibi isimlerin öğrencileri olacak. İnşallah atanınca sizlerin öğrencileriniz olacak. Ve bu silsile böyle devam edecek. Amin deyin. Dediniz mi? Bir daha amin deyin. Evet. Mekke'de Ata ve İkrime, Medine'de Sa'd bin Müseyyib, Kufe'de Alkame bin Kays, İbrahim el-Nehai ve Sa'd bin Cübeyr arkadaşlar karşımıza çıkan isimler. Peki tabiün neslinde ne oldu? Soru buradan gelir işte. İyi izleyin. Burada artık yazıya geçireceğiz. Mantık yürütün. Peygamber vefat etti. Sahabe gidiyor. Nesil bitti. Benim yazmam lazım ki unutmayayım. İlk defa yazılı eserler bu dönemde ortaya çıktı arkadaşlar. Fıkhi mezhepler ortaya çıktı. Gördünüz mü fıkhi mezhepleri? Hadisler ilk defa konularına göre tasnif edildi. Tasnif sınıflandırma demek. Hocam hangi konu lazım? Bana fıkıh konusu lazım. Ne yapacağım arkadaşlar? Ahkam hadisleri tespit edeceğim. Hadis rey ekolleri ortaya çıktı. İhtilaflar önce tenevvü iyi bir şeydi ama daha sonra ne oldu? Derinleşerek ortaya çıktığını göreceğiz. Ve bu sayfada sınav sorusu var diyoruz. Notunuzu alın. Gireceğiniz ilk sınavda karşınıza çıkacak unsurlardır. İlk yazılı eserler, fıkhi mezhepler, hadislerin konularına göre tasnif edilmesi burada artık iyice 3. asırla beraber karşımıza çıkacak olan durumlar olacak. Tabiün döneminde. Şimdi şunu unutmayın. Bazı kaynaklarda tabiün neslinde, bazı kaynaklarda tebe-i tabiün neslinde olarak ifade edilir. Müştehit imamlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar müştehit imamlar denince aklınıza böyle farklı bir uzaydan gelen bir çağ gelmesin.
Tabi'in nesliyle beraber başlayan, tebe-i tabi'in nesliyle devam eden isimlerden bahsedeceğim. Hepimizin bildiği isimler. Ebu Hanife değil mi? İmam Şafii, Malik, Hanbeli bunlar tabi'in nesli, tebe-i tabi'in neslinde yetişen insanlardır. Bu haliyle müçtehit imamlar dönemi ve devamında kurdukları mezhepler ne olacak? Tabi'in neslinin içerisinde başlayıp birkaç asır boyunca devam edecekler. Peki bu dönemde ne oldu arkadaşlar? Bu dönemde tabi'in neslinin içerisinde başlayan bir süreçten bahsediyoruz ya. Fıkıh tedvin edilmeye başlandı. Ebu Hanife vesaire isimler ön plana çıkmaya başladı. Şu madde olayı açıklar bana. Mezhep yapılanması, Hanefi, Şafii, Maliki gibi ve tedvin hareketi bu dönemin en temel özelliğidir. Yani burada mezhep kurucuları ne yaptı? Kalem eline aldı, eser yazmaya başladı. Tedvindeki amaç önceki dağınık bilgileri toplamaktı ve burada tedvin yapıldığı için, bu dağınık bilgiler toplanıldığı için arkadaşlar altın çağ ifadesi kullanıldı. Bu döneme altın çağ adı verildi. Bir diğer nokta şudur, bunu ÖSYM sınav sorusu yapacaktır. Burada farazi meseleler gündeme getirildi. Şimdi atandıktan sonra tam böyle ders anlatacaksınız, tamam mı? Öğrencinin biri diyecek ki parmak kaldıracak, siz de heyecanla efendim diyeceksiniz. Öğrenci diyecek hocam diyelim ki uzaya gittik. Hocam diyelim ki kutuplara gittik. Hocam diyelim ki Ramazan'da acıktık. Ya farazi meselelerden bahsedecek. Diyelim ki mesela bir öğrenci parmak kaldırıp diyelim ki ve mesela diyorsa arkadaşlar bilin ki devamında hayırlı uğurlu olsun. Derste alakasız bir soru karşınıza çıkıyor. İşte burada farazi meselelerde de durum budur. Her konu için iştihat yapılmaya çalışılmış. Her diyelim ki ile başlayan her şeye bir sistematik oturtulmaya çalışılmıştır. Ve burada ne dedik? Bir tedvinden bahsettik. Yazıya geçirildiğinden bahsettik. Karşıma İmam Şafii çıkar. İmam Şafii'nin Er Risale eseri tedvin edilen ilk fıkhi eserdir. Devam ederim. Dedik ya mezhep imamları kalem eline aldı yazdı. Yaz. İşte savunma amaçlı görüşlerini belirtmek için arkadaşlar muhtasarlar yazılacak. Daha sonra eleştiri amaçlı muniler yazılacak. Karşımıza bunlar çıkacak. O zaman toparlıyorum. Tabi'in nesli içerisinde ortaya çıkan müçtehit imamları mezhepleri ortaya çıkarttı. Ve devamında mezhep yapılanması ve fıkhi unsurların tedvin edilmesi unsurları karşımıza çıktı. Böylece arkadaşlar buradaki kısmı da tamamlarız. Müçtehit imamlar mezhepleşme dönemini tamamlarız. Bir sonraki videoda bu ekolleri tek tek göreceğiz. Hanefi düşüncesiyle kaldığımız yerden yine devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi burada bu mezhep düşünceleri ve bazı önemli isimlerden bahsedeceğiz. Mesela bunlardan biri şimdi göreceğimiz Hanefi mezhebi. Hanefi mezhebi böyle gördüğümüzde Anadolu coğrafyasında şu kırmızı renk var ya, Anadolu coğrafyası bölgesinde yaygın olduğunu göreceğiz. Hemen Hanefi ile başlıyorum. Böyle arada haritaya dönüp devam edeceğiz. Müçtehit imamlar içerisinde ortaya çıkan ilk ekol Hanefi düşüncesi. Arkadaşlar İmam Ebu Hanife'nin asıl adı nedir? Numan bin Sabit'tir. Kendisine İmam-ı Azam lakabı verilmiştir. Kendisi bak şimdi tabi'in neslinden kabul edilir. Az önceki cümleleri oturtuyorsunuzdur zannedersem. Kufe'de doğmuştur ve rey ekolü görünüşünü benimsemiştir. Görüşler temel anlamda ikiye ayrılır. Rey ve hadis ekolü olarak anlatacağım size o düşünceleri. Akli unsurlar burada karşımıza çıkar. Evet, Abbasi ve Osmanlı zamanında resmi mezhep olduğu İmam Ebu Hanife'nin düşünceleri. İmam Ebu Hanife'ye arkadaşlar diyecekler ki gel Kadıl Kutat ol. Kendisi kabul etmeyecek, yerine Ebu Yusuf kabul edecek ve burada arkadaşlar kendisi Kadıl Kutatlık makamına getirilecek. Hatta Ebu Yusuf İmam Ebu Hanife'yi eleştirecek ve Kitabul Haraç, İhtilafu Ebu Hanife gibi eserleri kaleme alacak. Peki Hanefi mezhebi nerelerde yaygın arkadaşlar? Hemen şöyle harita üstünde görecek olursak Türkiye, Balkanlar, Orta Asya'nın bazı bölümlerinde kısaca böyle Türklerin hakim olduğu bölgelerde yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Hanefi düşüncesinin kitap, sünnet, icma, kıyas vesaire unsurları kullandığını, istihsan olayını kullandığını göreceğiz. İstihsan hatırlayalım mı? İhsan amca özel biriydi, hatırladınız mı? Benzerlerinden farklı hüküm vermekti. Peki eserleri nedir? Eserleri soruya dönüşür. Fıkhul Ekber, El Vasiyye, Er Risale, Fıkhul Ebsat, El Alim vel Mütalim, öğrenci öğretmen durumu. Osman elbette bir sahabenin hayatını anlatır arkadaşlar. Burada eserleri soru olarak geliyor. Şimdi geldik
hiyel örneğine. Şimdi arkadaşlar, hiyel dediğimiz olay istihsan içerisinde yer alır dedik. Hiyel dediğimiz olay burada bir çözüm, bir çare üretmektir. Hukukun içerisinde kalıp naslara aykırı olmayan bir çözüm üretmektir. Mesela şöyle düşünün. İşte adam ağaçtan yere inmem diye ant içiyor, yemin ediyor. Daha sonra birisi ne yapıyor? Motosikleti getiriyor. Diyor ki amca sen ağaçtan yere inmem diye yemin ettin ama ağaçtan motosiklete inmem diye yemin etmedin. O zaman ağaçtan motosiklete in, motosikletten de aşağı inebilirsin. Ya böyle çözümler üretmektir hiyel. Bu doğrultuda arkadaşlar Hanefi mezhebi çok eleştirilir. Şafii mezhebi Ebu Hanife'yi bu konuda çok ciddi anlamda eleştirir. Öğrencilerine geldik şimdi. Burası soruluyor. Ebu Yusuf, Kitabul Asar, Kitabul Haraç eserleriyle, İmam Muhammed Zahir-i Rivaye eseriyle karşımıza çıkar. Şimdi geldim sorunun geldiği ve genel anlamda öğrencilerin karıştırdığı yere, burayı bir halledelim. Şimdi arkadaşlar, şurada Ebu Hanife ve Ebu Yusuf var. Bakın şimdi, mezhebin birinci sırada number one'ı kim? Ebu Hanife. Mezhebin birinci öğrencisi kim? Ebu Yusuf. Bak şimdi, bu ikisi mezhebin en önemli hocaları değil mi? Evet. Bundan ötürü kendilerine Şeyhain adı verilir. Anlaştık mı? Mezhebin şeyhi, mezhebin hocası. Ebu Hanife, Ebu Yusuf. Tamam, ben bu ikisine Şeyhain dedim. Şimdi bunu duyan İmam Muhammed üzülür. Tamam mı? Ebu Hanife İmam Muhammed'e der ki Muhammed gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Ebu Hanife ve Muhammed'e Tarafeyn adı verilir arkadaşlar. Mantığı anladık mı? Şeyhain, Ebu Yusuf, Ebu Hanife. Tarafeyn, Ebu Hanife ve İmam Muhammed dedik. Ebu Hanife vefat ettikten sonra mezhebi sahiplenecekler. Mezhebin imamlarını, imamlığını yapacaklar. Kim? İmam Muhammed ve Ebu Yusuf. Ebu Hanife vefat ettikten sonra bu iki öğrenci arkadaşlar mezhebi düşünceyi devam ettirir. Ve mezhebin imamlığını, mezhebin sahipliğini yürütürler. Ve bu doğrultuda Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e Eymetüne Selase 3 imamımız şeklinde de isimlendirme yapılır. Muhammed gel bu tarafa. Sınavda aklınıza bu gelsin. Anlaştık mı? Muhammed gel bu tarafa diyeceğiz. Hanefi ekolünde böylece burada tamamlarız. Şimdi geldim Maliki'ye. Arkadaşlar Maliki denince aklımıza gelecek isim burada Malik bin Enes'tir. Medine ehlinin uygulamalarına önem veren bir isimdi. Hatırlıyor musunuz Medine ehlinin uygulamalarını? Feridelilerden anlatmıştık. Kendisi bir kalem alacak ve Muvatta'yı yazacak. Muvatta sınav sorusu oldu. Maliki ile beraber bir hadis türünde eseridir. Ve şu söz, benim soru olarak beklediğim yer burası. Bakın bir ifadesi var. Dinin onda dokuzu istihsandır. Hocam istihsan ne demek? İstihsan biz dedik ki benzerlerinden farklı bir hüküm ortaya koymak. Çünkü İhsan amca özeldi. Hanefi mezhebiyle ön plandaydı. Ama orada şu ifadeyi de kullandık. Maliki'yi göreceğiz dedik ve Maliki'nin bir sözünden bahsedeceğiz dedik. Evet, gerçekten güzel bir soru olur. Dinin onda dokuzu istihsan sözüyle bilinen, tanınan isim hangisidir? Maliki ekolü arkadaşlar burada karşımıza çıkan Muvatta'yla beraber. Evet, kitap, sünnet, icma, kıyas, Medine ehlinin amelleri, sahabe kavli vesaire bu uygulamaları kullanacak. Muvatta hadis, Medine bölgesindeki hadisleri derledi. Tesadüf mü? Değil. Müdevvene fıkıh konulu eserleri. Şimdi arkadaşlar Maliki düşüncesini görelim. Bakın Maliki'nin rengini burada. Kuzey Afrika, hemen hemen Mısır hariç. Mısır'da çok azdır. Kuzey Afrika'da az da olsa Endülüs bölgesinde mensupları bulunacak arkadaşlar. Şöyle harita üzerinde de gördük. Bu haritayı niye hazırladık? Zalim Öseyim artık harita sorusu soruyor. Evet, harita sorularını da burada arkadaşlar özellikleriyle beraber görüp ne yapmamız lazım? Eşleştirmemiz lazım. Maliki ekolü de böyle. Şimdi geldim İmam Şafii'ye. Evet, İmam Şafii asıl adı Muhammed bin İdris Şafii'dir arkadaşlar. Kendisi önce ne yapacak biliyor musunuz? Kufe bölgesinde eğitim görecek. Kufe bölgesinde İmam Muhammed'le görüşecek ve burada bir eser kalemi alacak. El Hücce. Duydunuz mu daha önce? Sınav sorusu olacak. Bana diyecek ki İmam Şafii'nin Kufe'de İmam Muhammed'le görüşüp düşüncelerini yazdığı eser nedir? Hanefi ekolüne dair yazdığı eser nedir? El Hücce. Fakat kendisi devamında arkadaşlar Mısır bölgesine gidecek. Mısır bölgesinde şu an devam eden Şafii düşüncesinin ekolün unsurlarını kaleme alacak ve burada El-Um ifadesi karşımıza çıkacak. O zaman bana zalim ÖSYM şöyle bir soru sorabilir.
Der ki İmam Şafii'nin Kufe'deki görüşlerini belirten eser aşağıdakilerden hangisidir? El Hücce. İmam Şafii'nin Mısır'daki görüşlerini belirten eseri nedir? Burada da arkadaşlar El ifadesi karşımıza çıkar. Ve bundan ötürü Şafii düşüncesinin arkadaşlar Kufe'deki eski görüşlerine mezhebi kadim, Mısır'daki yeni görüşlerine mezhebi cedid, yani yeni mezhep adı verildiğini göreceğiz. Peki Şafii kitap, sünnet, icma, kıyas bunları referans aldı. Şafii öğrencilerine mektuplar yazdı arkadaşlar. Eseri Er-Risale. Daha sonra bütün yazdıkları toplanacak. Kitapların anası El-Um şeklinde ifade edilecek. Peki Şafii nerede yaşar? Şu anki Şafii düşüncesi mensupları nerededir? İyi izleyin şimdi. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesi, kısmen Doğu Anadolu bölgesinde yer alır Şafii düşüncesi 1. Türkiye'nin doğusu, attık mı cebe? Afrika'nın doğusu, yetmez dünyanın doğusu, Endonezya, Malezya, Şafii'nin yaygın olduğu yerlerdir. İstemeseniz de öğreneceksiniz arkadaşlar. Bu harita soruları hiçbir öğrencim kaçırmayacak Allah'ın izniyle. Değil mi? Söz mü? Yapamazsanız rüyanıza girerim ona göre. Evet, böylece arkadaşlar Şafii'yi harita üstünde de gördük. Bir diğer düşünceye, Hanbeli'ye geldik. Hanbeli deyince aklıma Hicaz bölgesi gelir arkadaşlar. Nakli unsurlar gelir. Ve Hanbeli'nin yazdığı El Müsned isimli hadis eseri karşımıza gelir arkadaşlar. El Müsned önemlidir burada. Evet, kitap, sünnet, sahabe fetvası, yani sahabenin düşünceleri, zayıf hadisler, maslahat, kıyas kendisinin referans kabul ettiği noktalardır. El Müsned en önemli eseri. Kitab-ül İlal ve Marifetur Rical. Peki yayıldığı bölge, bu arada Hanbeli sınav sorusu oldu arkadaşlar. Yayıldığı bölgeyi hemen görün şöyle. Hanbeli düşüncesi içerisinde. Bakın Hicaz bölgesi. Hanbeli denince aklıma önce Hicaz bölgesi gelecek arkadaşlar. Hicaz bölgesi ve civarında yaygın olduğunu göreceğiz. Ahmet bin Hanbeli burada karşımıza çıkar. Yine az da olsa Irak bölgesinde, Mısır bölgesinde de ifade eder. Bu arada Hanbeli denince yine Vehhabilik bağlantısını koruyacağız. Çünkü yöntem, metot bunlar da aynı. Hatta Suudi Arabistan'ın işte mezhebi olduğunu vesaire bunlardan bahsedeceğiz. Ders içerisinde bir şeyden bahsettim. Hicaz, Irak ekolleri dedik değil mi? Hicaz bölgesine arkadaşlar hadis ekolü. Irak bölgesi neyse farklı düşüncelerin olmasından ötürü Rey ekolü isimlendirmesi yapılır. Yani bu yönüyle Hicaz müştehitleri hadis ehlidir. Yani nakilcidir. Kufe müştehitleri ise Rey ehli, yani akli unsurları barındırır. Bundan ötürü arkadaşlar müthiş farklılık vardır her iki düşünce içerisinde. Ve burada Hicaz'da nakli unsurlar, hadis, sahabe fetvaları gibi unsurlar kabul edilirken Kufe'de siyasi hareketlilik vardır. Kufe'de geçiş noktası olduğu için arkadaşlar farklı milletler bulunduğu için siyasi hareketlilik vardır. Bundan ötürü de arkadaşlar Kufe'de biraz daha akli unsurlar, biraz daha böyle farklı düşüncelerin yer aldığını görüyoruz. Hicaz ve Irak ekolleri burada karşımıza soru olarak gelecektir. Bilginiz olsun. Peki İslam hukukçuları niye böyle farklılıklara düştü? Bunun sebebi ne? Birinci nokta arkadaşlar şu. Nasların farklı şekilde anlaşılması olabilir yani. Farklı bakış açıları. Sünnetle ilgili bilgi malzemesinin farklılığı. Bir kişinin araştırması daha kapsamlıdır. Diğeri yüzeysel araştırmıştır. Düşüncesini ortaya koyduğunda çelişebilir, çatışabilir. Buradaki durum o. Bir diğer olay o şu. Biz dedik ki İslam hukukunda kaynaklar iki grupta değerlendirilir. Asli kaynaklar, feri kaynaklar. Feri kaynaklar arkadaşlar bazıları tarafından işte uygulanan, bazıları tarafından uygulanmayan şeyler var. Mesela ne? Medine ehlinin uygulaması. Maliki uyguluyor, diğerleri uygulamıyor. Bu tarz durumlar, tali kaynaklara dair tartışmalar, farklı düşüncelerde olması, sosyal çevrenin farklı olması. Mesela Kufe'deki hareketlilikle Mekke'deki veya Medine'deki aynı olmuyor. Bunlar İslam hukukçuların ihtilaf sebepleri. Hocam çıktı mı? Buradan soru çıktı arkadaşlar. Zor mu? Zor değil. Herkes yapar. Siz de yaparsınız. Amacımız farklı olanı yapmanızı sağlamak, birilerinin önüne geçmenizi sağlamak. Ve burada arkadaşlar bir diğer unsuru göreceğiz şimdi. Mezhep merkezli taklit sürecini göreceğiz. Şimdi bakın İmam Şafii, Malik, Hanbeli bunlar ne oldu? Hemen hemen Hicri 3. 4. asırda böyle doktrinler ortaya koydu. Ve ne dedik arkadaşlar? Farazi meseleler üzerine konuştular ve kitaplar yazdılar. Ve uzun yıllar İslam alimleri arkadaşlar bu doktrinleri kullanacak, savunacak ve bu şekilde mezhep düşüncesi karşımıza çıkacak.
Ve böyle farklı düşüncelerin ön planda olmamasından ötürü bu döneme taklit dönemi adı verilir. Peki hocam, taklit dönemi ne zamana kadar devam etti? 19. asıra kadar devam etti arkadaşlar. 19. asırda ne oldu? 19. asırda arkadaşlar mecelle hazırlanınca artık taklit dönemi bitti. Bir yenilik ortaya çıktı. Peki 19. asıra kadar imamlar ne yaptı veya din alimleri ne yaptı? Arkadaşlar kendi mezheplerini savunmak amacıyla muhtasar eserler yazıldı. Karşı düşünceyi eleştirmek amacıyla Mebsut, Muğni, Mecmu başlıklı eserler kaleme alındı. Ve bunlar yapılırken arkadaşlar mezhep taassubu karşımıza çıktı. Ve bunlar yapılırken bazı medreselerin, bölgelerdeki bazı vakıfların tutumları ön planda oldu. Yani bir bloklaşmanın olduğunu görüyoruz. Tabi bu durum bir Hristiyan, Katolik, Ortodoks ayrımı kadar sert olmasa da bir eleştirilerin, savunmaların olduğunu burada görüyoruz. Ve şimdi 19. asıra geldiğimizde karşımıza mecelle çıkar. Kanunlaştırma hareketi yeni dönem, canlanma, uyanış dönemidir. Buradan ÖSYM soru getirdi bize. Mecellenin Osmanlı Devleti'nde hazırlanması bütün dünyada bir uyanış düşüncesini karşımıza getirecek. Evet, İslam hukukunda mecellenin hazırlanmasıyla başlayan günümüze kadar devam eden süreçtir. Peki ne oldu hocam? Burada arkadaşlar 1869 yılında mecelle maddeleri hazırlandı. Mecelle 1851 maddeden oluşur. İyi izleyin. Borç, eşya, yargı konularını esas alır. Borç, eşya, yargı, bey diyeceksiniz. Peki mecelle hazırlandı. Daha sonra ne oldu? 1917 yılında ana bir şey unuttuk. Neyi unuttuk? Dediler ki hukuki aile kararnamesi, aile hukukunu unuttuk. O zaman borç, eşya, yargı, ben bir de beya diyeceğim, aileye ekleyeceğim arkadaşlar. Anlaştık mı? Mecellede 4 temel husus vardır. Aile sonradan eklenmiştir. Peki ben bu mecelleyi hazırlarken neye göre hazırladım? Kafama göre hazırlayacak halim yok. Burada arkadaşlar Hanefi düşüncesine baz aldım. Hanefi perspektifinde bu mecelledeki kanunları hazırladım. Ve böylece arkadaşlar mecelle karşımıza çıkar. Mecelle 1926 yılında Medeni Kanunu'nun devam edilmesine kadar kullanılmıştır. Bu şekilde karşımıza çıkar. Kanunlaştırma hareketleri yeni dönemde böyle bu şekilde tamamlarız. Fıkıh dönemlerinden arkadaşlar sınav sorusu geldiğini görüyoruz. Bir sonraki kısımda hüküm ve çeşitleriyle devam edeceğiz. Fıkıh dönemleri özellikle tabiün nesline dikkat edeceğiz. Özellikle arkadaşlar haritada gösterdiğimiz bu mezheplerin yayılımına, mezheplerin dağılımına dikkat edeceğiz. Zalim ÖSYM artık haritadan bize sorular yazıyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın, esen kalın.